Işık Kansu'nun 29 Haziran 2019 Cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan makalesi. Yeniden beliren ulus bilinci. Halkın ayak seslerini 2013'te Gezi direnişinde, ardından 2015 seçimlerinde duymuştuk. Kararlı adımlarla yaklaşıyordu. 23 Haziran günü de geldi. Ezdi, geçti. Oluşan gerçekliği yalnızca bir yerel seçim sonucu olarak algılamak doğru olmaz. İstanbul Tüm yurdun rengini içinde barındırır. Kozmopolit bir kent olarak tanımlanır ama bu niteleme yanlıştır. İstanbul aslında ulus devletin aynasıdır. Yani dinsel ve etnik kimliklerin, toplumsal katmanların harmanlanıp birlikte yaşama kültürünü içselleştirdikleri bir bütüncül yapı. 23 Haziran seçim sonuçları egemenlerin yeni masalı küreselleşmenin resmi ideolojisi gereği sömürge alanlarını dinsel ve etnik kimlikler üzerinden kurgulama çabalarının Türkiye açısından yıkıldığının göstergesi oldu. AKP, küreselleşmenin Orta Doğu'da ılımlı İslam denemesinin yapay laboratuvarda üretilmiş tasarımıydı. 1960'lı yıllardan itibaren beslenmiş, ehlileştirilmiş, öne koşulmuş, yetiştirilmiş dinci kadrolar, ulus devletin sonlandırılması, yerine benzerliklerin değil, ayrımların öne çıkarıldığı, esnek, mezhepçi, etnikçi ve bunun gibi bir devlet yapısını kurmak üzere görevlendirildi. İliştirilmiş kadrolar, dinci ve tekçi iktidarlarını sağlamlaştırana değin hep esnek göründüler. Bu dönemde ulus devlet yerine Osmanlı millet modeli öne çıkarıldı. O model piyasa sever, tam bağımlı, etnikçi, cemaatçi, küresel isterler çerçevesine oturtulmuş, esnek, federatif bir yapıyla uyuşuyordu. O model uğruna AKP çözüm süreci diye adlandırdığı bir girişimle ayrılıkçı, şiddet yanlısı etnik yapı PKK ile pazarlık masasına oturdu. Aynı zamanda ABD'nin denetimine girmiş dinci işbirlikçi Fethullah cemaati ile koalisyona gitti, onunla iktidarını paylaştı. Her iki yapıyla çıkar çatışmaları yaşayınca da tek adam tek parti devletine ulaşırken bu kez bir başka etnikçi yapı MHP ile ittifaka gitti. Bu ittifakın dillendirdiği beka söylemi aslında tümüyle dinci etnikçi koalisyonun saray iktidarını pekiştirmekten öteye başka bir anlam ifade etmiyordu. AKP 23 Haziran İstanbul seçimine de yeni hamlelerle daha önce pazarlık sürdürdüğü PKK ve ittifak ortağı MHP'nin yani iki etnikçi yapının desteği altında girdi. Sonuç bozgun. Dinci ve etnikçi kurgu bir bütünlükçü söylem, ulus bilinci karşısında büyük yenilgiye uğramış oldu. Az buz bir iş değildir gerçekleşen. Kuvayi Milliye'nin 100. yılında milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözü bir kez daha yerine gelmiş, ayrımsız Anadolu'nun bin bir rengi kardeşlikte bir olmuş, emperyalist dayatmayı geç de olsa yerle bir etmiştir. Toplum yeniden kucaklaşma fırsatını büyük bir sağduyuyla bizzat kendisi yaratmıştır. Bu gizil gücü günlük siyasetin boşa çıkarmasına izin vermemek, köken ayrımsız ulusal kardeşlik bütünleşmesinin pekiştirilmesini sağlamak bundan sonraki en büyük ödevimizdir. Kazma AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ahlaki üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik demiş. Cumhuriyet tarihi çöküp giden sağ partilerin gömüldüğü bir alandır. 23 Haziran'da bu alana bir kasma daha vuruldu.